Kıymetli basın mensupları, TRT EBA yeni yayın dönemi lansmanımıza hoş geldiniz. Dersleri daha ilgi çekici hale getirmek için keyifle seyredilecek birçok programa imza atan TRT EBA kanalları, öğrencinin yanında öğretmen ve velileri de unutmadı. Programımıza geçmeden önce tanıtım filmimizi dilerseniz birlikte izleyelim. 18 milyon öğrencinin hizmetine sunuyoruz. 29 Haziran'da başlayan yaz dönemi yayınlarında derslerin yanı sıra tasarım ve beceri atölyeleri programı TRT EBA'nın 3 kanalında da ekrana geldi. 4000'i aşkın yeni videonun çekimleri son hızıyla devam ediyor. Çünkü o sıralarda oturmak ve o hissi sizlerle birlikte biz de paylaşıyoruz. Sanat, kültür, bilim, spor ve yaşam becerileri gibi çocukların yeteneklerini yakından ilgilendiren alanlarda da yine beğeniyle izlenen birçok program izleyiciyle buluştu. TRT EBA bugüne kadar 3344 ders ve velilere yönelik bizden programı, öğretmenlere rehberlik eden öğretmenler odası ve özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların katıldığı yarışma programı Hazır Mısın? TRT EBA'nın özgün programları arasında yerini aldı. Koronavirüs salgınının COVID-19 virüsünün çevre ülkelere yayıldığı Şubat ayından itibaren biz TRT olarak en üst düzey tedbirlerimizi almaya başlamıştık. Tabii biz bu tedbirleri alırken iki ana stratejimiz, hedefimiz vardı. Birincisi çalışanlarımızın sağlıklarını koruyabilmek. İkincisi de kamu yayıncısı olarak böyle zor günlerde hizmetimize devam edebilmek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un burada ortak bir yazgı var. Bütün ülkeler için ortak bir yazgı var. Biz bunu Milli Eğitim Bakanlığı olarak tabii ki istemedik. Ama ortada bir durum varsa milletimizin zor zamanında ne yapılması icap ediyorsa onu yaptık. Ve onu yapmaya devam ediyoruz dedi. Şimdi bunu şunun için söylüyorum. Burada ortak bir yazgı var. Bütün ülkeler için ortak bir yazgı var. Ve bunu biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak tabii ki istemedik ama ortada bir durum varsa milletimizin zor zamanında ne yapılması icap ediyorsa biz onu yaptık ve onu yapmaya devam ediyoruz Allah'ın izniyle. Ve bunu yaparken de Türkiye'nin bütün ülkelerden daha iyi bir duruma nasıl gelebileceği sorusunu hep gündemde tuttuk ve bunu da çok büyük ölçüde başardık ve ben çok iddialı olarak söylüyorum. Dünyadaki 3-5 ülkeden bir tanesi Türkiye. Ve bu anlamda müsterihim ve her geçen gün çok daha dolu dolu programlar, içeriklerle tüm paydaşlarımıza da ulaşmaya çalışıyoruz. Selçuk, önümüzde yeni bir dönem var. Bizim çocuklarımız için her türlü içeriği onlara sağlamamız konusunda artık daha özgüvenliyiz. Artık daha da bilinçli olarak hareket ediyoruz. Ve elimizdeki kaynaklar da giderek zenginleşiyor ifadelerinde bulundu. Böyle bir platform bize yeter mi? Tabii ki yetmez. Daha fazla içeriğe, daha zengin, daha kapsamlı çalışmalara ihtiyacımız var. Ve şu andaki ödevimiz o zaten. Erişemeyen çocuklarımız için EBA destek merkezleri kurmak, televizyonlarla ilgili zaten bir problemimiz yok ama EBA destek merkezleriyle de internet ihtiyacı olan, internete ulaşamayan çocuklarımızın şu anda 6000'lerde sayısı 6000'lere ulaşan EBA destek merkezi kurduk. Çok kısa bir sürede kurduk. Ve isteyen her çocuğumuz, internet ihtiyacı, bilgisayar ihtiyacı olan her çocuğumuz bu merkezlerde gelip rahatlıkla çalışabilirler. Ve bunların sayısını 20.000'e doğru da çıkarıyoruz çok kısa bir zamanda. Ve istiyoruz ki her çocuğumuz bu araçlardan, imkanlardan faydalansın. Ve bunun ötesinde çok daha farklı çalışmalarımız da var. Ne yapmışız diye. Gerçekten bazı hatalar yapmışız, bazı eksikliklerimiz var. Ama yaz döneminde, yaz aylarında yaptığımız çalışmalara baktığında mukayese kabul etmeyecek şekilde büyük bir ilerlemenin olduğunu da gördüm. Bizim